Evet arkadaşlar, selamlar. Eee one shot falan oynamayacağız aslında. Sadece size Erdem abinin bıyıklarının kesilmediğini bildirmek için. <laughs> Sizi kandırdık arkadaşlar. <laughs> Yayınlar oldu biliyoruz. Bıyığa bakıp kapatacağız. Şimdi bıyığı izliyoruz bir dakika boyunca. <laughs> Şöyle. geçen haftalarda Efer Usta yapmış olduğumuz, da yaptığımız ama Seranın kimi önce yayınlanır? Bu mu önce yayınlanır bilmiyorum. Belki de bu önce yayınlanmıştır. Eğer öyleyse 2'nin geldiğini bilin. Ee, Gromkar'da Bir Gece isimli kısa karakterlere dair benim bir şeyleri öğrenmek için yaptığım, sizin de muhtemelen keyifle izlediğiniz e, birkaç yaptık, yapıyoruz. Onun Camp Corvus edisyonuyla, yani Gromkar'da Bir Gece Camp Corvus bölümüyle karşınızdayız. Bu e, abonelere özel mi geldi yoksa herkese mi açık, önce geldi de sonra mı açıldı falan öyle şeyleri bilmiyorum. Bunlar Kanal politiks. Ben bilmiyorum. Şemsi bir karar vermişizdir ona. Ee, ama e, abi hazırsan yüzünüzde nur Cemal'i görmenin de şerefine ufaktan başlayalım. Uhu. Şimdi gördüğünüz gibi battle map falan filan yok. Çünkü dediğim gibi bir aslında şey e, dikey session dediğimiz yatayda hikayenin ilerlemediği karakterin derinleştiği sessionlardan biri. Ama senin önünde rol yerime açık olsun abi zar atmak falan icap edebilir. Aynen. Şimdi en son Aynen. en son hatırlarsanız Gromkar'da bazı şeyler yaşanmıştı. Yerin altına inmiştiniz ve karanlığa alışmak bölümünde aslında bulup daha sonrasında da drovları bertaraf ettikten sonra e, Tem Balgur Demir Kapı'nın e, aile şampiyonu olan e, Karak isimli bir cüce ile beraber yukarıya çıkmıştınız. E, Karak daha döven e, onu kurtardıktan sonra Sera ile bir kan kardeşliği geliştirmişti onun hayatını kurtar. Bu da tuhaftı aslında. iki savaşçı arasında olmasını bekleyeceğimiz bir şey. Onunla küçük bir elf kızı arasında, halflar kızı arasında gerçekleşmişti. Fakat hepinizin arasıydı. Her şey çok güzel Size hediyeler falan verilmiştik ki Baron Garrett'in gözünün önünde drawluk meselesi ayuka çıktı. Fakat çok da sorun olmayan bir biçimde çözüldü. Ve bunun üzerinden birkaç gün tabii ki sıradan biçimde geçiyor. Aslında sizin burada bu Denafrin hanesiyle boğaz boğaza geleceğiniz ve karanlık, özür dilerim dağ altına gitmeden evvelde burada bazı sorunlar yaşayacağınız belli. Sorunlar yaşayacağınız ve sorunlar yaşatacağınız. Hmm. E, fakat e, tabii ki bunun için istihbaratın gelmesi, tünellerin incelenmesi falan gibi şeyler var ve bunlar da zaman alıyor. Bu geçen gecelerden bir tanesinde şans eseri o gece Eferus kart oynamak ve gezinmek için şehrin diğer tavernalarına doğru ilerlemişken Sera da elindeki laftasıyla yeni besteler yapmak ve zamanı geçirmek için odada durmuşken kampte e, muhtemelen kart oynamak ama daha çok daha çok kumarbazlara para bağışlamak. işte amacıyla e, tabii şehrin under e, dünyasını finanse etmek maksadıyla evet. e, tahta bacakanından çıkıyor ve kumarın döneceği daha ücra daha kenarda köşede kalmış hanlardan bir tanesinde Oyunumuzu açıyoruz. bir süredir bir adet Halfork iki tane insanla beraber aynı masada Barbut oynamaktasınız. Oyun Hı. bir sana yatıyor, bir onlara yatıyor. Fakat şu anda bulunduğun mekanın adı Ejder boku ve bu ejder boku tavernası aslında temiz falan bir yer, kötü bir yer değil. Bu arada adı elfçe Dragon Shit. Çoğu insanlar bilmiyor ne demek olduğunu ama ejder boku. Çok tatsız, yüzsüz, suratsız bir elf sahibi var. Hani Güce diyarında elf olmak için nasıl bir gün açtırdıysa artık buraya gelip bu tavernayı açtıysa burada en boktan tavernanın başında kalıyor. E, o yüzden insanlara muhtemelen bir e, intikam duygusu giderek e, ejder boku koymuş, dragon shit koymuş tavernanın. Kimse bilmeden kafasına böyle eğleniyor. Bir de diyarda elfçe bilme oranının en az olduğu şehirlerden birinde olduğumuzu unutmamak lazım. Evet eğitim kötü yani böyle bir durumdayken sen bir anda ensende bir sandalye kırılıyor abi. müzik duruyor ve ensende bir sandalye parçalanıyor ne olduğunu anlamadan masanın üzerine masanın üzerine bir adamı fırlatıyorlar gösteriyorum sana resmini arkadaşlar göremiyor sen kendin bak sadece bu kuzeyli vücuduna sahip ama ter rengi falan şeye benzeyen imparatorluk vatandaşlarına benzeyen belki melez birisi. Sakalları var. Hmm. Üzerinde bir zırh var. Daha doğrusu zırhın içine giyilen gambesonlardan biri var ama bir kürk de var boynunda. Yani zırh kimi alışkın biri gibi. Tipine baktığın zaman bir yaralarından falan bir paralı asker havası seziyorsun zaten. Bunu sizin masanın üzerine fırlatıyorlar. Ve neden nedense... Almanya'da bununla beraber mi geliyor? Buraya hedef alarak geliyor. Ama senin de parçalanıyor. Hmm. Ve hmm. umarsız bir biçimde 7 düvelin bu adamı dövmeye çalıştığını görüyorsun. Şimdi ben Şu an. alkollü müyüm? E, güzel yani bir soru. Bir alkollü müsün? Ne kadar alkollüsün? E, yani kumar oynarken içiyorumdur. Bütün paramı yanıma almam. Nasılsa kaybedeceğim diye düşün <laughs> Constitution parayı. Constitution atı abi. Constitution <laughs> Bakalım bu bir nereye götürecek? Maalesef fail. Fail ne kadar fail? Kaç? 8. Sen baya sarhoşsun. Yani böyle evet. yıkılmış vaziyette değilsin ama mantıklı ve e, aklı başında kararlar verecek durumda değilsin. Tabii tabii. O Adamı zamandan... fırlattılar sandalye de e, en de parçalandı. <laughs> e, ee, bu videodaki şey abi var ya. Hangi piç elledi götümü diyen bir adam <laughs> yani bir videoda. Onun şeyiyle onun şeyiyle dönüp böyle birisini gözle büyük ihtimal atan böyle <laughs> ...falan yapmıştır veya bir suratında şey vardır... ...bir onu anlamaya çalışıyorum önce. Şimdi adam vurmuş... E, ...seni indirmek... ...yani sana indirmekle adamı vurmaya çalışmış... ...sen arkana böyle agresif biçimde dönünce de... ...yiğitliğe bok sürdürmüyor ama. Hani şey böyle... ...çok da özür dileyecek bir adama da benzemiyor... ...böyle kirli çıkı hafif şişman... ...bir insan var karşında sakallı makallı... ...pis bir adam yani. bu ya Hala pis pis gülüyor yani bana öyle mi? Gülmüyor da özür de dileyecek bir adam değil... ...yani pis bir adam hani... Hani çok bir şey desen siktir lan diyecek mi adam. O zaman Ali onu da gördükten sonra şöyle bir kafayla kendisine <laughs> açılışı yapıyor. Güzel. sen kimin yani. sesinde sandalye patlatıyorsun. Bir mi? atak rol isteyeceğim senden ya yani. bir tutturma zarı. Bütün At kombat st oynamayacağız ile. ama. Tabii. STR ile mi? STR st artı profişesini eklemiyorsun abi. Zar artı STR. Çünkü bu brawl ya. Aynen. STR çek yapıyorum ya. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. 12. 12 fazlasıyla vurur çünkü kimse hiçbir şey yok zaten. <gülüyor> Sen <gülüyor> adamı tutuyorsun kafayı adamın burnuna çatır diye koyuyorsun. Bir hasar alacağım senden. 1 de 4 artı str. Uf 9. 9 hasar. Bu ya yani bu adamı öldürmez zaten bayıltır ama. Evet. Ee, diye kafayı koyuyorsun çatır diye kırılıyor yere düşüyor. Arkadan bir adamın elinde boş Fıçıyı kaldırarak Demek ki bu kız kardeşimize sarkan namussuzun arkadaşı Sikil! diye bağırıp sana doğru varıp fırlatıyor. Sen de kenara doğru Yand bir akrobatik atar mısın? <laughs> yandaki ne yapıyor? Ee, Masadaki mi? toparlanmaya koydum. çalışıyor. 10. <laughs> 10. Kenara doğru çekiliyorsun. Fakat kolunda parçalanıyor. Ama bir şey, çok ciddi bir hasar vermiyor. Fakat... Kaç kişiler tahmini. Baktın mıdır Adam buranın yereli gibi. kalabalıklar yani. Ama şöyle bir Eyvah. şansın var. <laughs> Senin kolundan sekip yandaki half geliyor ya. Hı -hı. Onlar da bir anda mevzunun parçası haline geliyorlar. Sen Müthiş. bir half ve bu adam yansıperane bir biçimde bunlara girişmeye başlıyorsunuz. Şimdi dövüşün geri kalan oynamamak adına senden Kesinlikle. 3 adet atletik zarı isteyeceğim. Neptün anılarım canlandı ya, neydi o hanın adı? Fatih <laughs> düzenle her gün aynı saat şeyi çıkart. <laughs> neydi? Hatırlayamadım, hatırlayamadım. hatırlayamadım. Şey, Sahildekini diyorsun, değil mi? Evet, 3 tane atletik... Kılıç balığı mıydı? Neydi? Kılıç balığıydı galiba. Ha, galiba. 3 atletik mi? Evet, 3 atletik toplamını söyle bana. E, 27-50, biri crit fail yalnız fark etmez. 50 mi? Hı hı. Ortalaması kaç olur? İyi yani ortalaması aslında. Kötü değil. Evet. 3'e bölersen 16.5. Aynen. Aynen. iyi. Şey. Crit fail'ı şöyle düşünebilirsin. Bir noktada savraşlıktan hani böyle bir kafan sallanırken birisi senin takımlar bölgesine çok talihsiz bir bacak atıyor. fakat şöyle oluyor. Kavganın ortalarında bir yerde Halfburg olayın kendisiyle hiç alakası olmadığını fark edince millet birbirine girerken tepede sandalyeler uçuşurken karşı tarafta öpüşüp barışıyor. Baya böyle birbirlerini <laughs> öpüyorlar ama bu sırada sandalyeler uçuşuyor arada. Ama ikini sırt sırt verip bu arada adam da hayvan gibi bir şey. Yani savaştığı zaman da büyük ihtimalle senin gibi hatta muhtemelen daha daha umarsız savaşıyor yani. Senin kadar evet. teknikli de değil. Daha çok böyle bir yerdeki Güzel. adama kafa atayım. Birinin bacağını ısırıyor yerde falan. Böyle yani çirkinleşmiş bir durum. Dağımını birbiriniz sıkta vermesek aciz daya yeriz Birbirinizi yani şey verip siz bir şekilde onun da zarları senin gibi aşağı yukarı. Çok yüksek değil, çok alçak da değil ama ortalamanın üzerinde. Bir şekilde adamların psikolojik üstünlükle bastırıyorsunuz. Yani şey, adamlar şeyin farkındalar. Üzerinize gelmeye devam ederler de sizi dövecekler. Ama şunu fark ediyorlar. Ya yani yedi kuzeni yerde olunca adamın. 8. oğlunun yaklaşmak konusundaki motivasyonu kırılıyor. Şeytan. Bu İrlandalı boksör şey, e, şeye dayak atmıştı ya. Onun gibi evet. yani. Fırlatılar de hani <laughs> <Aynen. gülüyor> Bir noktadan sonra böyle yerde bayılanlar, götünü tutanlar ısırılmış çünkü adamın baldırı tuhaf şekilde falan. Böyle bunları ufak ufak hani mekanı terk etmeye başlıyorlar. Evet, böyle bir son şeyleri yaparak 3 <laughs> doğru Ondan sonra Bunlar gitmeye başladıktan sonra kenardaki cücelerden bir tanesi e, gelip sizin önünüze doğru para atıyor. Eğlenmiş. Eğlenmiş <laughs> yani öyle. Para atıyor size doğru. <laughs> ve ondan sonra size biraz marlayanlar falan filan oluyor. Fakat buradan siz de küçük yaralar aldınız Hani bir gözün altı mor. Tabii, tabii. İşte ondan sonra. Ama benim keyfim yerinde açıkçası. Tabii de adamın İyi da keyfim yani, yerinde. Bir... <laughs> Adam da gülüyor. Ondan sonra ve ilk defa biraz önce birbirinizin canını kurtarmış insan olarak birbirinizin gözünün içine bakıyorsunuz. Adam oturuyor. Normalde önce tanışıp sonra birlikte kavga ediler ama Expert benim adım. Eee Camp ben. <laughs> e, bileğinin şeyini gördüm. Şimdi eğlendim yalan yok. Bayağıdır çok olaysız geçen bir şeydi. Alkolle olunca da kavga etmeye bayılıyorum. Bunu itiraf etmem <laughs> lazım. O yüzden ee, vallahi sen de sağ olasın, <laughs> Memnun oldum. Ya ne bileyim barmen burada bir içkileri zaten kız bunların akrabası mıymış neymiş? Ama madem o kadar kızsınız niye adamsınız niye çalıştırıyorsunuz lan kızı? Öyle bir de böyle bir yerde enteresanmış. <gülüyor> enteresanmış. <gülüyor> Gerçi diğer tarafta olsam ben de gene dalanlardan olurdum ama bir böyle. <laughs> Yok bir şey, de, böyle bir şey de yapmadım yani <laughs> dedim ki hani bu akşam ekstra para kazanmak ister misin ne bileyim benim gördüğüm barlardaki genelde çalışanlar bu tekliflere çok hayır demiyor hani bir terbiyesizlik yapmadım teklifte bulundum. <laughs> o zaman bunların e, şu an aynı mekandayız değil mi? Tabii de aynı mekandayız onlar gitti. Gitti. <gülüyor> 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 e, olsun güzel eğlendim tamam. Tamam. <laughs> Ee, ne dedin ismini? Kaçırdım ben. Espert. Espert. Espert Aksar. Aksarlı Espert aynen. Buralardansın gibi. Ben aslında Aksar'da oturmuyordum yani benim babam Aksarlıymış sonra gelip buradan bir kadınla evlenmiş. İmparatorluğun kuzeyindeyim. Kuzeyin güneyi İmparatorluğun kuzeyi. Batı kalkanı burası. Paralı askerlik. Şimdi bizim mesleklersiniz herhalde yaraya bereye bakınca. Asker geçmişi şu an ama artık ee, biraz paranın biraz kaderin peşinde gitmek. <laughs> güzel güzel ay benim benim <laughs> neyse adamın kötü nişancılığı gözünün görmemesi bana yaradı. Yapacak bir şey yok ben döndüğümde zaten kavgaya başlamıştı o ensemde <laughs> sandalye kırıldığında. <laughs> e, ne yapıyorsun buralarda adın neydi bu arada Kemp dedin değil mi? Kemp. O soyadı söylemedin değil mi korvusu? Yok yok, kamp dedim direkt. <laughs> Sen ne yapıyorsun buralarda, iş mi? Abi iş diye geldik. Herhalde ee, bir işe de gene evrilecek. Birkaç gün şimdi vakit öldürme kısmındayım. Para kaybediyorum burada barbitur. Ne <laughs> abi? Dur ben o konuda sana yardımcı olayım. Madem seni de bu bokun içine çektik. Ee, ben bir asmalıyım sana, dur. Ya yok, abi. kalkıyor ve böyle hafif burnu sorak şey Elfin oraya doğru gidiyor. Elf böyle çok mutsuz hayattan. Hani belli ki çok uzun zamandır burada ve canı sıkılıyor artık. Gidiyor ona kırılan şeylerin parasını ödüyor. İki tane de büyük litrelik şu büyük şeyler oluyor tank kartlar. Onlardan evet. biri alıp geliyor. Bir litrenin önüne birini kendi önüne doğru koyuyor. Eyvallah. Dur durup dururken bir gümüş ama oldu değil mi? Neyse <laughs> bir gümüşlük eğlendik. Lan bu cüce de <laughs> bırakmış diyor. Yerden bakıyor. Bir gümüş görüyorsunuz. Aaa cüce ödemiş ha. <laughs> güzel. Olsun. Sen daha çok Sen niye buralardasın hayırdır? Ya ben buraya çok bir, çok işle bir işle geldim. Bir işle geldim. fakat işle geldikten sonra burada gelmek için bir sebep olduğunu gördüm. Bir adamın peşindeyim. Bize çok zamanında yamuk yapmış. Hani şahsi meselemin olduğu bir adam. Onu ne bulursam oldu? bir iki çift soru soracağım yani. Hı hı. <laughs> Beyin nasıl soracağını anladım gibi. Aynen Demir aynen. Şeylerden. Bakınıyorum ama çok da bulamazsam yarın öbür gün gideceğim. Ya yani o kadar da önemli bir mevzu değil. Hmm. Kaçak göçek adam mı bu? Kaçak göçek tabii canım. Buralarda takılın yani. <laughs> <laughs> Mekanı göstereyim. <laughs> Bakacağım işte bir bakınca o da bizim gibi paralı asker. Yani öyle sayılır. Onun peşindeyim ama dediğim gibi yani başka iş bulursam hemen basar giderim. Para nerede ben orada? Mantıklı. Çok özel ise nedir herifle derdin ya. ya? Bana yakın olan birini haksız yere yaraladı, zarar verdi öyle söyleyeyim. Allah Allah. Aynen. Birlikte Şere... çalıştınız bir işte mi? Evet. Birlikte çalıştığım bir, yani bir, 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 bir işte de değil ama benim defalarca birlikte çalıştığım Çok sevdiğim birini kalleşçi arkasından yani. Yani yüz yüze de değil. öldürdü aynen zarar tamam. verdi öldürdü ee, yani bazı kendini sorsa kendine sebebi vardır o yüzden bir konuşacağım önce ee, çünkü benim kulağıma gelen farklı farklı söylentiler var bir yandan kalleşlik etti sırtı dönükken sırtından bıçakladı hainlik etti diyen de var bir yandan da kavga ettiler neticesi bu oldu diyen de var şimdi ikincisi gibi ise yani ortada bir kavga varsa o zaman alınacak intikam yok ama ilki gibi ise ki muhtemelen öyledir ilki gibidir yani. Benim duyduğum Hı. öyle. O zaman bu şehirde bir şey yapamam. Ama bir kıstırayım nerede olduğunu öğreneyim. Ona göre bir şey yapacağız artık. Peki. Şimdi biz de birilerini rekrut edebiliyoruz. Şey alabiliyoruz. İşe alabiliyoruz geri geldiğinde. Adındaki eğer senin içinde bir sıkıntısı yoksa karşımıza çıkarsa bilelim <laughs> sağlam pabuç olmadığını. Belki sen bulamayacaksın bize denk gelecek. Olabilir ama şimdilik ben saklamak isterim bu ismi senin için sorun olmaz da. Çok fazla seslendirme Yok, lazım. Sorun yani sorun olacak. Şimdi burada içmeye devam edebiliriz. Ya da başka bir yere gidebiliriz. Bunlar çünkü toplaşıp gelebilir ondan kalabalık de, gibi Ben de ondan <laughs> demin aynı yerde Şunları mi? bir fondüpleyip devam edelim. Üçüncü de kalktı yerden. Birazdan bir birayla <laughs> Yerine gelip devam evet. edecekler. Evet. Hiç gerek yok. Ben gecenin aksiyonunu yaşadım. İçiyorsunuz, onları fondüplüyorsunuz ve sokağa çıkıyorsunuz. Soğuk vurduğu zaman bir ince kendine geliyorsunuz. Evet. Ondan sonra adam sana samimi davranıyor ve şey modunda. Yani bırakmam bu gece beraberiz modunda. Çünkü sohbette bir şey yaşayabiliriz. Yani. Aynen. Ki. Şimdi nereye gidelim? Benim bildiğim güzel kızları olan bir mekan var. Bu kızlar parayla çalışıyor gerçekten. Gidelim mi oraya? kavga çıkmayacaksa tamam. Yani ona söz veremem. Ben çıkarmam ama. İlerliyorsunuz ve e, bu surun surdan girince yani kuzey kapısından girince sağa doğru yönelen güneye yönelen yolu takip edip şehrin karanlık tarafına giriyorsunuz. Sılamlara. Dağın içinde kalan taraflarına. Oraya girdiğinizde girdikten sonra da baya apartman dairesi gibi kayanın içine oturmuş küçük göz göz evler var. Onlardan bir böyle ev öbeğine doğru ilerliyorsun ve önünde malum hanımefendiler beklemektedir. Yanına doğru yanaşıyorsunuz. Bu böyle bakınıyor falan filan. Bir tanesini gözüne kestiriyor. Kızıl saçlı bir tane kız. Ben güzel. diyorum ki 10 dakika yarım saat 45 dakika sonra burada buluşalım. <laughs> güzel. Güzel. Ben de bir esmerinden şey yapıp Peki. kendisiyle Um, bir çekilin şey bari. Ondan sonra devam edelim. Peki. Espert giriyor içeriye. Sen de başka bir kadının yanına gidiyorsun. Kadınlar sana Hı -hı. çok sıcak davranıyorlar tabii ki. E, Hı -hı. Sanki bu yaraları taşımıyormuşsun. Sanki <laughs> karizman 8 değilmiş, 8 gibi. değilmiş gibi. Sana tabii. tatlı dilleriyle dünyanın en Yakışıklı erkeği olduğun hissiyatını vermek konusunda hiç zorlanmıyorlar. Allah razı olsun. Kaç para mı alıyorlar bunun için? <laughs> ya bu birazcık bağış giden bir şey. Ee, birkaç gümüş ama bir altına yakın bir para e, tatmin edecektir onları. Tamam. Yani birazcık pahalı bir şey tabii ki. Ama yani şey de yapan vardır. Buraya gelip bir gümüş bırakıp giden de vardır. Anı kadınlar gıcık odurlar ama yapacak bir şey yok. Tamam. Ben bir altın mı düştüm? Ee, senden bir bu bizim ekranlardaki ilk defa seviştiği an değil mi Camping. Camp hayatında tabii ki daha önce seks yapmıştık da. Ekranda sanırım Osten'de bir şey olmuştu da. Aa doğru gitmiştin orada da yapmış mıydın bir şey yok. Ama yok hayır. Çocuğu falan vardı onun için. İlk aynen. O zaman senden bir adet Constitution alacağım. Hadi bakalım. Süre için. <laughs> Kanal geleneği bozulmasın. Oo bozul. <laughs> Kem bu anı bekliyormuş. Kırık. Aynen. O Hadi an. 40. Peki. Çok uzun sürecek. Bir de e, atletik ya da akrobatik alacağım artık meşrebine göre. Atletik diyelim. Böyle darbeli matkap stili. Kem bu anı bekliyormuş. 26. Evet. 26 atletikte evet. 26 atletikte kadın. Diyor ki para mara ist <laughs> para istiyor. Para veriyorsunuz. bu bizim bizim Pardon. alanımızda çalışmak ister misin? <laughs> Neyse bu sana baya iyi geliyor. Ee, bunun için de bu arada <laughs> şöyle yapalım. Ee, i̇kisi de çok iyi geldiği için confidence yaz karakterine. Önümüzdeki sesinde kadınlarla konuşurken bütün karizmaları artı <laughs> bir. Bir çok iyiymiş. Aynen. Confidence. Özgüven geldi. <laughs> İlk sesinimizde oyunu yani olursa böyle bir şey bir kadınla evet. konuşursan. Bıyık vuruyor arkadaş ben aşağı indiğimde esmer çoktan aşağıda bir de dayılmış ee, tütün doldurmuş piposunun içerisinde tütün içiyor ve artık daha böyle konuşabilecek bir noktada evet. göğsü bağrı açık gördüğün kadarıyla yani gemisini çıkarmış çantasına koymuş Kürkünü atmış evet, evet. sadece üzerine şey e, tütün içiyor aşağı doğru geliyor sever misin tütün? Tütün içerim içerim çok bayılarak değil ama içerim alıyor tütünü. Sana doğru bir pipo doldurup uzatıyor. Senin piponda yoktur diye düşünüyorum o zaman. Yok. Bizde yedekli. Uzatıyor eyvallah. sana sonra elinden bir kesenin içine atıyor eline. Hani Hı -hı. atayım mı atmayayım mı gibisinden bir hareket yapıyor tütün için. Yok. Yok eyvallah. Tamam. <laughs> alkolden de var. Tamam. Devam ediyorsun. Bu sefer alkolü ben ısmarlıyorum. Olur, olur. Aa, nereye gidelim? Şurada bir mekan gördüm önünden geçerken. Daha önce girmediğim bir yer. Gel gidelim içeri. Eyvallah. Hadi bakalım. Yürüyorsunuz ve kazanın önüne geliyorsunuz. Ee, kazan daha önce sizin bu ekibin gittiği bir yerdi galiba. Yine böyle orta ayak. Gitmedi, gitmediyse de orta kalibre bir bar. Giriyorsunuz içeriye. E, ee, burasının açıkta çok fazla sandalyesi var. Ee, i̇çeride dışarıda oturabilirsiniz. Esmer diyor ki, dışarıda oturalım. Essin biraz. Essin. <laughs> o bir de bir, sizi karıştırıp kafanıza vurma ihtimali de Tabii, tabii. Oturuyorsunuz <laughs> dışarıda. Ve e, bu artık tam böyle sohbet muhabbet moduna giriyorsunuz. Uh -huh. Ve kendinden biraz bahsediyor Esper. Size paralı asker olarak bir iki hikayesini falan filan anlatıyor. Daha sonra çok uh -huh. fazla kendinin konuştuğunu fark ediyor. E, dönüp sana diyor ki tamam bizim eskiden ben e, kızıl mızraklarla beraber iş tutardım. Duydun mu onları? Duydum mu? Scarlet Spears. Erdem duymuştur. Şey duymamış Evet. Yani kemp için zar atmaya gerek var mı? Ee, para şeyin işi değil miydi onlar? Ee, yok İmparatorluk'ta yani... da çalışıyorlar. Ama Hı. şey e, aksine sen bence bilebilirsin. Paralı askerlik yapmıştır çünkü kemp. Bir at bakalım. O, biliyordur 21. Tabii. Ee, şey e, Torn Köprüsü muharebesi. Çok ünlü gene onların. Yani bir paralı asker grubunun kendinden çok daha kalabalık bir bandit grubunun para teklifinde reddederek kaçmayıp durması ünlerine ün katan ve bu 20-30 kişilik küçük grubun şanını çok arttıran bir şey Scarlett Spears'ın o muhabbeti duymuştum bu da onlarla iş tutmuş bir daha. Oo duymam mı ya ya bir iki iş yaptık beraber yani ee... onlarla kalayım da dedim ama bu taraflarda değil onların işleri biraz sıcak yerlerde oluyor yer yer geziniyorlar imparatorlukta. O yüzden benim canım sıkıldı bıraktım. Yani orada bizim olmayan adamı almazlar. Yok almazlar. Öyle yani. hakikaten hak... ben çok ekiple çalıştım. Çok kofte adam da var hani böyle bar fedailiği yapayım gideyim kapıda para toplayayım. Onlar da kendine para asker diyorlar. Halbuki para asker dediğim harbi savaşmayı bilecek. Aynen öyle. Ama bizim onlarla oynadığımız bir oyun vardı onu söyleyecektim sana. Sen de bünyeye bakınca gayet mümkün. Eee... Şimdi sırayla birer tane yaramızı soruyoruz. Yaranın hikayesini anlatıyoruz. Hmm. Severim. Güzel. Tamam. İlk sen sor. Nerede? Adam aynı bu şeydeki. Aynı o şekilde. Bunun yanında kolunda ve bacağında da yaralar var görünüyor. Göğsünde de var. En büyük görünen hangisi? Göğsündeki. Tamam. En büyüğüyle başlayalım bakalım. Görsün. Ha, bak bu anlatmayı sevdiğim şanlı bir hikaye değil. Soranlara şey diyorum. Genelde müşteri ya da kadınsa diyene doğru eğilip işte oraya bir mevzuda şey girdi diyorum hani böyle bir ejder pençesi artık o anda ne kadar sallama kabiliyetim varsa. Unicorn <laughs> <laughs> boynuzu falan. Halbuki bu at üzerindeki bir adama küfür etmeyeceksin. Beyaz şehirde dolaşırken at üzerinde bir tane şövalye tipli adam geçiyordu. Böyle yanımızdan hızlı geçti. Üzerimize çamur sıçrattı. Ben de arkasından validesini sövmüş bulundum. Adam da dönüp atla doğru üzerime gelip kargıyı taktı. Yani ölüyordum ya küfür ettim diye adama. Adam orada belli ki bir soylu şövalye falan bir şeymiş. İstemem zaten o rastlı Ondan sonra şey e, ölüyorduk yani. Kalbimi ıskalamasa bu bile enfeksiyon yaptı. İki hafta ateşten yattık. Tabi atınızıyla beraber de yarmış be Tabi tabi ben tuttum bir de Hani şansa tuttum Tutmasam arkadan çıkacaktı ölecektim Arkadan çıkmış Ya uşak neyse <laughs> Abi sıra bende Ben neyi soracağım belli değil, göz Küfür benimki de küfürden <laughs> Baya, baya neşeleniyor Kocaman bir kahkahat Elini masaya vura vura Küfür Yalnız ee, tutsakken Eee bu sarı gözlü denen orospu çocuğu bir ee, şef vardı. Goblin şefi. Pop goblin şefi. E, duydum galiba. Bu Güney'de şey taraftan. Aynen, aynen. Onlar hala yoklar mı? E, ortada değiller artık. He. olaylar sonucunda Onun haberi gelmedi ama onlar sarı gözleri i̇şte, duydum yani. Bu Sarı gözlerin herhalde bir klanının <laughs> ama şimdi inan klanının ismi bile şeyde kalmadı. Aklımda kalmadı. Ee, bunun elinde tutsaktık. Ee, tehdit ediyordu. <laughs> ben de küfür ettim, hakaret ettim. Sonra bir daha ettim. Bir tehditin üstüne o da çıkardı. Acı Ama şunu söyleyeyim bak acılı oldu ama şunu söyleyeyim öldüremeyeceğini de biliyordum. Çünkü klasik onun için para ediyorduk. Ama yani gözüne feda fena... etmezsin ve dilini de tutarsın. Çok çok dolmuştum ya. Gözü soysuz e, <laughs> üç kuruşluk yaratık. doğru, <laughs> orada şey yapıyor. Patronluk da asılıyor. <laughs> Olsun hiç pişman değilim valla. <laughs> Güzel bir sıra sende. Yüze geçelim. Şu sağdaki çok ya. kılıç da, soldakindeki çarpı, çarpı. ikisi aynı. Şeyden mi? Ee, şu çarpı değil aslında, o gözünün altındaki çizgi torba, tek bir çizgi var sadece. Yok, yok. şu Sol, alnındaki çarpı gibi görüyorum ben burada. Ve Bakayım, ee, şöyle çatal, bir çizgi bir de böyle hmm. bir tarafı var. Alnındaki hmm. Alnındakini gösteriyorum. Bu, ha, bak bu güzel hikaye, iki gibi değil. Tırışkadan değil yani. Bu bundan 6 sene evvel falan 6-7 sene evvel. Yani daha böyle kariyer, kariyerimin şey yeşil zamanları öyle söyleyeyim. İşte 3-5 para toplamak için falan bir şeyler yapıyorum. İki tane tüccar arasında bir mevzu Batı Kalkanı tarafında. Bunlar devamlı milleti tutup bandit gibi gösterip birbirlerinin kervanlarına yolluyorlar. Ee, ben ama bunlardan birine katılmadım. Lord da artık illallah ediyor. Bölgedeki Lord diyor ki vali vali Lord değil. Diyor ki madem bunlar bandit hani bandit mi bandit soruyor çünkü benim adamım değil. Ona diyor benim adamım değil. Bandit mi bandit. O zaman diyor ben bu banditleri öldürtüyorum hadi bakalım. Hani madem sizin adamınız değil. Bizi tuttu. Bizim o zamanki şef de bunların bandit olduğunu düşünüyor. Biz bir gittik. Bunlar bayağı tepeden tırnağa silahlı milahlı abiler yani. ya asker hani bandit gibi değil. Sayımız da kalabalık onlara göre biraz ama Allah'tan neyse biz bunlara giriştik. Oradan bir tane mızrağın ucu taktı böyle. Burada da eti kaldırdı. Öyle salak kötü bir iz oldu yani. Savaş esnasında gözün üstünde. Ama komik tarafı şu. Mızrağın yanındaki o. He bir luk aynen. İngili. Yani savaşıyorum bir yandan. Ulan devamlı gözüme şey diyor. E, acısı e, gelmedi <laughs> de. Gözüm kopamıyor. Siliyorum Allah 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 gözüme bir şey oldu falan diye kan iniyormuş gözüme. Sonra bayıldım savaştan sonra zaten. Onun da öyle izi kaldı. Helal o öyle savaştın. İşte, sen ne kadar kuzeyliz? yani savaştık. ruhen çıldıranlardan. Ruhen, ruhen kuzeyliyim evet. Babama çekmişim. Gözün görmeyenler. i̇şte gö gözüm zaten. görmüyordu aynen. Hiç anlamadım acısını acısını. Eyvallah. Aa. Sana doğru bakıyor. E bir de parmak var. Parmağı da sorayım. Ulan Tek parmağın be. gidiyor. Onu da adam, aynı adam aldı. Doğru. <laughs> bir de tercih parmağını aldı senin. Üstüne aldı, değil mi onu? Evet, şöyle aldı. O aslında bir öncekiyle bir sayılır. O zaman Aynen. dur, dur bir hakkım daha var şey Tamam. Görünürde başka nerede yaran var Şu anda uydurabilirsin. Senin vücudunda oyunun başında sanırım da yaralar vardı. Evet evet, sanırım göğüste vardır bu şeyin. Hmm, piçin adı neydi beni düşüren? Tamam Arayı dur bırak. o zaman o adamı anlatırsın. Sen, sen yani. bir yaralarını göster bakayım diyor. Sen gösterdin. Ha bunu anlat bunu diyor. Aynen bunu anlat. Bu bunu güzel bağlandı en azından. Şimdi bu Ostern diye bir yer var. Duymadım. Şeyi bilir Allah'ın unuttuğu bir yerde zaten. Buraya bir tane eski eşkıya dadanmış sarı gözler mavi gözler de oranın çevresinde zaten başımıza gelen işler. Neyse. Şimdi ilk başta böyle bir düzgün mü değil mi vesaire mi derken biz bununla takıştık. Çünkü bayağı Ali Kıran başka sene bağlamış orada. Ee, normal. yani. Ee, sonunda ölümü bir şekilde cezalandırma yoluyla bizim elimizden olsa da ilk karşılaştığımızda çok acemi davrandım. bayağı ben ölüyordum. Baya ben ölüyordum. Birebir bir oldu zaman, yani. Bu benim kılıçlarım yanımda mıdır? Yanımdadır tabii canım. Şu an. Kınındadır. Görünmüyordur o şekilde de. Aynen. Şu şeyi gösteriyorum. Kafasında bir şey kafası var onun. Bir kurt kafası gibi bir şey var. Aaa güzel evet. kılıç. Bu açtı. Şimdi bende olmasından sonucu da <laughs> anlıyorsunuzdur. İyi. Sağlam yaraydı ama yiğitçe bir hikaye. Ah düştüm evet. Yani gözü kapalı saldırdık. Düştük karşısında. En güzel hikaye ölümden dönen hikaye hikayedir. Iyi, i̇yi Güzel. Eyvallah. Hadi son tur o zaman. Söyle. Evet. O zaman şu yüzdeki barizi soralım. Yanaktaki mi? Hı hı. Daha abi. büyük yok değil mi vücutta? Yok yok ee, kol, kolundaki molundaki biraz daha büyük ama yüzdeki kadar significant değil. Yani kol olduğu için evet. daha geniş bir alan. Bunun bunu bilerek er yaptılar ya sana. Bunu bilerek yaptılar abi doğru. Bunu sorguda yaptılar. Aynen. Ee, bunu yapanlar cadı avcıları. Aynen. Ee, yani şöyle bir mevzu oldu. Benim bir, ko Benim bir kolyem vardı şimdi yok. Bir kurt dişinden yapılma. Bu atadan dededen kalma bir şeydi. O bana bir takım kuvvetler veriyordu. Yani birazcık tuhaf bir şeydi. Yalan da yok. Ben nasıl çalıştığını bilmiyorum ama bir efsun vardı üzerinde. Ben savaş esnasında yaralarımı kapatan, beni iyileştiren bir efsun. Bunun kan büyüsü olacağını düşündüler. Yani düşmanın kanıyla iyileşiyor ya. Evet. Dediler ki ya sen hayırdır senin hani senin bunu aldığın bir hegmi var nedir ne değildir tam da o bölgede gerçekten bir cadı musallat olmuş. Tam da cadı İşe büyüsü gibi duruyor. İşe bak ya. Aynen ondan sonra ikna oldular ikna oldular da. Yani benim de birazcık, ya bunun da birazcık ben de biraz üstlerine gittim yalan yok şimdi bir tanesi geldi bana senle bir konuşalım falan dedi omuzluğu vardı vesaire işte cadıyı araştırırken. Ben de bunu tükürdüm lan buna tükürdüm de işte kutsal kitabına denk geldi amına koyayım. <laughs> e, bir tek bununla Bir tek bununla değil tırnaklar çıkıyor. Eyvah. Yani o yüzden görünmüyor. Çok fena hacamat ettiler beni en son böyle bıçakla bıçakla sanat yaparken herif en son inandılar. Hani, Şeyli omuzlu omuzluk bayıldın falan. yani. O kaç kere? Bayıldım bayıldım bayıldım. bayıldım. <laughs> Adam bayılmış. Bırak. Bunlar bayıldı, bayılmışmış galiba. Korkunç ya bunlar. Vallahi korkunç. Vallahi. Yani... Öyle. Bu yani tamam biz dediğini bütün insanımız hani inancımız Ben değil. Ise... Yani... <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam senin de kendince vardır şeyin. Kuzeyli adamsın sen de ortanca kurt, büyük kurt. Neydi? Kuzeyin leydisi miydi? Ha. Soğukların leydisi mi? Ya, tamam birileri var sende de yani. Ee, ama bu cadı avcıları kısmı hakikaten çok düşündürücü yani. Sizin toplumda burada çok büyücü var. O yüzden böyle bir musibette doğmuş işte yani. Kuzeyde mesela bizde direkt büyücü pek olmadığı için böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Toplum o kendi kendini koruyor. Burada benim gördüğüm kara büyü çok korkunç bir şey. Korkulan bir şey yani. O yüzden yani ne bileyim işte bir taraftan lazım ama bir taraftan da acı bana niye işkence ediyorsunuz? Yani benim büyücü olmadığım falan her halimden belli değil mi? Cadı olmadığım büyücü olmadığım. Yani bu kadar güç kuvvet verirsen eninde sonunda herkesi karınca diye görmeye başlar yani. Yine güneyde merkezde falan sayıları daha fazlaymış Şöyle dedim. Öyle. Burayı. Öyle. Ya günahını almıyorum. Aralarından hakikaten delikanlılarını da gördük. Hatta Hı -hı. çok delikanlılarını gördük. Ruhu şad olsun. Bu, 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 hikayede bu, bu hikayeyi de dinlerim bir ara o da güzeldir. O da güzeldir. Da o taze sayılır. <laughs> Üzmesin şimdi boşver. Bakıyor sana başka nerede bir yara var son olarak. Vallahi... Oyun dışı da olabilir. Uydurabilirsin yani. Büyük ihtimalle bu sefer evvelki şeylerden vardır. Hani asker olarak geçen dönemden vesaireden kalan vardır. Peki el bileğinin orada bir yara var diyelim. Bileğin üzerinde şuralarda. Bu ne diyor? Bu uh. bu şöyle. Bundan da çok gurur duyduğum söylenemez. Şimdi ben şey kışla da başladık. Ee, ben çift kılıca sarmak istedim. O da enteresan ha. Onu da soracaktım. Yani o çok ağır olmuyor mu lan? İnsan yorulur. Vallahi ben evvelden bir hikayelerden çift kılıçlı bir adamın hikayesinden çok etkilenmiştim. Bir köşeceğim. de bunlar kocaman bayağı kılıç yani şeyde değil öyle. Yani. tabi tabii, Kılıç falan da. Tabii tabii. Ee, bu çift kılıcı alışana kadar Tabi kendimizi kestik. <gülüyor> <Çifti> <gülüyor> en büyük Tabii o ha. çevirme aslında sen kay hard. Ne diyorsun ya? Direkt düş. Tabii. Kariyer bitiyormuş. Böyle, ace, acemilik döneminde bitiyordu bitiyordu. Elimi bırakıyordum ya böyle. Vay. Ne sohbet muhabbet böyle devam ediyor. İkiniz de keyif alıyor gibisiniz sohbetten muhabbetten. Hı hı. İçiyorsunuz içiyorsunuz içiyorsunuz. Ne kadar içeceksin? Adam bayağı içiyor. Aa, yardırıyorum. Ben zaten e, açılmış sarhoş geldim. İç. Yani... Güzel. Yardırırım direkt. Dönüyorsun geri. Ee, adam şeye gidiyor. Ee, daha doğrusu bira almaya gidiyor. Geri geliyor. Artık son binalar. Birer kons alacağım şimdi. Hı, hı. Oh, ben. Tırtın, bir ara bayılıyorsun. Artık o kadar <laughs> çok şey içiyorsun ki bayılıyorsun pat diye. Ya uyanıyorsun. <laughs> uyanıyorsun. Uyandığında bir tavernanın üst katındasın. Ama daha sabah olmamış. yani Birkaç saattir baygın gibisin belli ve dönüp yan tarafa doğru kusuyorsun. Yana doğru kustuğunda orada Benim kova olduğunu görüyorsun. Başka son, bir son taverna. Son kaldığınız taverna. taverna. Seni <laughs> odaya çıkarmış yukarı. Adam ayaklarını uzatmış yanında. O da kötü bu arada. O da sarhoş ama öyle senin gibi değil. Elinde bir bıçak. Seni olduğun gibi yatırmış yani. kıyafetiyle botunla botunla her şeyle atmış hı. şeyin eline. Ee, ondan sonra hı hı. yanına da kova koymuş. Sen de dönüp kovaya, yarı kovaya yarı yere çıkarıyorsun falan. Sana doğru böyle bir hı. tane bez parçası hı. atıyor. Hı. Ben ne yapmışım? Ağzımla içmemişim ki ben ya. <laughs> adam böyle elindeki şeyi ee, elinde böyle elma gibi bir şey var onu soyuyor. Şu anda tamamen ayık gözüküyor bu arada. Tamamen ayık. Hiçbir şey yok. Oha. Alıyor elmadan ne bir tane. Ne kadar vakit geçmiş böyle bir ışık mışık görüyor muyum? Ee, bakıyorsun ayın konumuna göre iki buçuk saat falan geçmiş. Hmm. Bende hala sarhoşluk mu var yoksa? Sen de var hala şey biraz mi? sarhoşluk. Biraz artık Kırılmış tabii biraz. Ama var hala yani. Hmm. Atıyor sana doğru elmanın kanalına. Camp çok Allah. çok verimli bir geceydi çok çok eğlendim gerçekten yani keşke her zaman tavernalarda senin gibi muhabbet edecek adam mısın? Allah aynı şekilde <laughs> yani sonunu boka döndürmüşüm de <laughs> Yok yok Sonunda güzeldi çok şey konuştuk çok şey konuştuk Kavga ettik mi bir tane daha? Yok, yok da bir şey. ama ucundan döndük Döndük ee, mü? Aynen ben ne sana, demek, böyle ben sana bir hikaye anlattım. Sen bana bir hikaye anlattın. <laughs> Ve senin ona bazı hikayeler anlattığını duyuyorsun. O standa yaşadıklarının sonrasında yaşadın ama gizli bilgileri vermeden, hani bir şey ağzından kaçmamış. Hikayeleştirip bazı savaş anıları paylaşmışsınız birbirinizle gecenin geri kalanında. Ee, ben bir karar verdim kamp. Aradığım adamla alakalı. Enteresan. Benim verdiğim karara göre bu adam hainlik yapacak bir adam değil. Camp Corvus Diyor. Bir anda kalıyorsun tabi doğal olarak. Çünkü Corvus dememiştim ona. Evet. Diyorum ki Rainer'ı öldüren adam omuz omuza savaştığım dostumu öldüren adam mmm kardeşlik yapacak bir adam değil ben karar verdim. O yüzden intikam almamaya da karar verdim. Adamı hatırlıyor muyum? Yok orada değildi. Kesinlikle orada isyan değilim. sırasında yoktu. Dediği gibi gerçekten büyük ihtimalle öldüğünü duyunca senin peşine düşmüş olabilir. <laughs> Enteresan. Açık konuşayım mı? Rainer. iyi savaşçıydı. Belki sana iyi bir yoldaştı. açtı. Ama dışarıdan bakıldığında hiç böyle şerefli denecek bir adam değildi. Yok haklısın. Zaten bu mevzuda bu kadar ihtiyatlı davranmamın sebebi o. Bana da geldi güneyde yapmaya çalıştıklarının kokusu. Yani isyan falan bunlar da hareketler değil. Ee, katılmadım ben gitmedim. Aramiye sadece öldürülme biçimi hakkında bana çok kötü şeyler söylediler. Ben de bir gözümle göreyim istedim. Ama sen sana karşı da dürüst olmadığım için yani muhabbet falan gerçekti. Kusura bakma ama bir ağzını aramam lazımdı. Gelip yüzüne soracak halim yok. O yüzden kusura kalma ama e, yok sen o kumaştan bir adam değilsin. O yüzden ne olduysa kendi yaptıklarının ettiğidir diye kanaat getirdim. Çünkü benim tanıdığım Rainer Bak sana son bir hikaye anlatayım diyor. Biz bu adamla beraber o paralı asker değildi, askerdi yani ben paralı askerdim onun yanında savaşan. Biz bu adamla beraber bölgedeki ölüleri kaldırıp da daha fazla parça ve iskelet toplamak için halkın üzerine musallat eden bir ölüm büyücüsünün gönderdiği iskeletlerle savaştık. Öyle her adamın savaşacağı şeyler değildi yani. Yürüyen iskeletler. O savaş esnasında bunun komutanı açıktan açığa defalarca sürekli paralı askerleri önden sürmek gerektiğini söyledi. Para kaybetmek, adam kaybetmekten daha fazladır. Daha kolaydır. Rainer kabul etmedi. Bizimle beraber paralı asker gibi savaştı. Yani hayatının bedeli paraymış gibi. Daha sonra Köye ulaştıklarında biz köyde 10 kişi falandık, devreye geziyorduk. O da onlardan bir tanesiydi. Baktık iskeletler oraya doğru geliyor. Köylüler kaçamayacak hastası var, yaşlısı var, çocuğu var. Tanımadığımız köylüler. Rainer bizimle konuştu. Dedi ki burada ölürsek dedi şanımızla ölürüz, bir fark yaratırız. O zırhını bulduğu yer, o ölüm büyücüsünden aldı o zırhını. Üzerindeki tuhaf zırhı, karga zırhı. Bizi 10 kişi ikna etti. Biz 10 kişi orada onlar kaçana kadar savaştık. Üçümüz hayatta kaldık. Ben o, biri daha. Şimdi bana o adamın köy yaktığını falan söylüyorlar. Nasıl bir delilik girdi kafasına bilmiyorum. Yani insan bu hani insanın insan değişir. Bir şey yaşar, karar mekanizması sıçar, kötü şeyler yapar, değişir, şerefsiz olur, rüşvet alır. Yani sonuçta aziz değildi, melek değildi, insandı. Ama gelip bir kendi gözümle göreyim istedim. Bana sorarsan seninle kapıştıysa en az onun kadar haklı olman lazım. Anlattığın hikayeler böyle sesinde yalan da yok. Valla benle de kapışmadı Esfert. Yani takıştığı şey ben sen nasıl kuzeye bağlıysan ben bu imparatorluğa öyle bağlayayım. Öyleydi tabii. Askeri olmak üzere kendimi kışlaya koyma kararını gönüllü verdim. Öyle gidip de şov yapmaya da gitmedim oraya. Ve benim için düzenin devamı sen nasıl ki Wolfhard'ı görüyorsun ben de Beyaz Seyir'de görüyorum. Bu düzenin devamı adına da bu tür başı bozuk kimseler kabul edilebilir şeyler olamazlar. Yok yok haklısın. Kuzeyde de var böyle şeyler. Skolpa adında bir adam vardı mesela. Tamam Yiğit evet. savaşçıydı, kuvvetliydi falan da ama sonuçta reise karşı geldi yarlı. Yani dü dünya zaten çok kaotik. Ormanın içine bir adım attığın zaman tepene neyin atlayacağı belli değil. Düzen, düzenen önemli şey. Hani kılıcı olanlar kılıcı olmayanları koruyacak, kollayacak. Asker ormanın en büyük şartı bu. Yaşayıp gidiyoruz. O yüzden sana hak verdim. Yalnız konuşulurken bu mevzu senin adın geçiyor. Reiner'ı alt eden olarak. Sana şöhret getirir bu ama bir yandan da tehlikeli bir şey. Ee, çok da doğru değil. Ha. En Nihayetinde takıştığı imparatorluk onu alt etti. Olacak olan çok daha çabuk bağlandı. Ben anca onu yapmışımdır. Ama ne diyeyim ee, zaten bu noktada arkana bakarak yürüme alışkanlığım olması lazımmış. E tamam. Bundan sonra daha da net olacak demektir. Sana bir Guru soru duymadım. sana ama bir soru soracağım. Edeyim. Sana bir soru soracağım müsaade edersen ama sen bana yalan söyledin. Siktir git dersen de çıkar giderim. Ama bu gece konuştuklarımız samimiydi benim için. Ben de öyle Neden böyle anda. bir Canlı şey yapmış e Tabii canım ben öyle bizim uykusunda öldürecek değilim zaten. Dediğim gibi yani konuştuktan sonra yine şehrin dışında hallederdim işimi. Sorum şu niye böyle bir bok yemiş olabilir ve ölürken ölürken çok rezil ettiler mi? Yani birebir bir dövüşte öldü. Ama bu birebir dövüş de rakibi haberi olmadan destek almış oldu. Hayat ee, adil değil yapacak ama... bir şey yok. Hı -hı. Bu imparatorluğa yenildi dememin sebebi de o. Ee, niye böyle bir şey kalkıştığını da... Ya öyle garip ki. Herife surlardan bakarken bizim bir küçük kaleyi çevirdi. Konuşuyor. Müthiş bir hiddet duyuyorum. Atlayıp gitmek istiyorum. Ama bir yandan da bir tarafına da dokunuyor söyledikleri. Delirdi desem değildi. Aptal desem hiç değildi. Değildir. Evet. Aptal bir adam değildir. Tamam cesurlukla aptallık arasındaki bir sınırda gezer ama bileğinin gücü elindeki güç adamı şaşırtır ama öyle de görünen biri değildi. Ama şimdi düşününce herhalde ki kendi hikayesinde hep canını yakan bir mesele sonunda başkaları tarafından manipüle edildi. Çünkü onun içine karıştığı olay onu aşan ellerin oynattığı kuklalarla yürüyen bir olaydı. O da kuklalardan biriydi. Bunun ne kadar bildiğini bilmiyorum. Onu konuşamadım. Ama yani... birisi onun imparatorluğa karşı olan körleşmiş nefretini bence kullandı. Öyle Ve ulvi bir amacı verdi. Yani bu Rainer gibi adamların hayatında benim çok gördüğüm bir şey. Bizim de dikkat etmemiz gereken bir şey. Çok fazla şiddetin içinde yaşadığın zaman Artık şiddeti arar oluyorsun. Nereden geldiği, nereye gittiğini çok da bakmıyorsun. Kendini inandırıyorsun öyle söyleyeyim. Ama Rainer Karga'nın hikayesi bitti. Gam ee, Corvus'un hikayesi devam ediyor. O yüzden aramızda bir kötü duygu olmadığını bil. Bir yandan da tabii ki bu soruyu bana soran, hani da ne oldu diye soranlar olacak. Ee, artık kimse sizin peşinize düşmez. Onu da açıkça söyleyeyim. Ve dediğim gibi ben senin peşinden gelmedim buraya. Şehirde gerçekten denk geldik. Fark edince de bakmadan edemezdim. Emin ol senin tanıdığın biri olsa sen de bakmadan edemezdin. Eyvallah. Böyle bir soylu beklemiyordum. Diyor gülümse bu kadar yarası olan soylu olmazın Ailenizde klerik mi yok amına <laughs> Şimdi diğer türlü de pembe götlü kendine fighter diyen soylu derler. Şimdi biraz bir izin dizin bir şey olacak. Bir de şimdi <laughs> biz e, kışla çocuğuyuz. bak mı ben e, daha onlu yaşların başındaydım. Kışlaya gittiğimde tamam e, şeyi memleketimde halim vaktim keyfim yerindeydi de orada e, bok çukuru açıp bok çukuru boşaltarak başladık biz. O yüzden e, evet üzerinde yaraları oldu ama e, ee, inandığın sancağa bakarak onun için ölümüne gitmeyi biz işin ocağında öğrendik. O yüzden de ondan bir milim sapmayız. Paran var ama şu göze baktır ya. ok mu katmıyor musun sen? sıkıntı olmuyor mu? Ben jevelim falan Atmıyorum. atar atarken. Çünkü derinlik anlayabiliyor musun böyle bu? Yok karıştı diyeceğim. Aa, <laughs> <anladım>. yani <laughs> şeyinde ee baktım oralardan dövüşürken hani o anın şeyiyle çok da fazla kaybetmiyorum ama sol arkadan yersem dezavantaj <laughs> veririm orayı. Orada artık sesine mesine bilmem ya, Bu sana yaptığım küçük ile küçük oyunun bedeli olarak şeyi soracağım sana. Demir kapılar şehirde paralı asker kiralıyorlarmış. Kalayım mı? değecek bir şey mi yani Otur, oturduğum yerden 3 baş altın alıp günlerimi doldurmak istemiyorum muhafız gibi burada bir çatışma olacaksa burada şan şeref varsa yani beni buradan e, sonsuz av salonlarına bir adım yaklaştıracak bir şöhret çıkacaksa durayım yani bu kadar şeyin üstüne bir saniye ben tabii karakterden karakteri koştuğumdan insight yapayım ee, ben bu adamın samimiyetine inanıyorum bir bir şeyler olabilir, birkaç gün daha mutlaka burada geçir. Ee, senin de şevkle koşacağın e, bir şey ortaya çıkabilir. Ben de ayrıntısını bilmiyorum. Ee, hakikaten e, buranın büyük adamlarının konuştuğu bazı tehlikeler mevzular var. Ee, oradan e, bileği sağlam ama sözü de sağlam. Arkana alabileceğin adam ihtiyacı doğabilir. Bence buralarda biraz vakit ayıcı Nerede Anladım. kalıyorsun? Aa O ilk karşılaştığımız anda ya. Dediğim gibi yalan dolan yok öyle. Sonrasında laf çevirdim biraz. Şimdi artık ayılmışlardır unutmuşlardır diye mi oraya gittin? Gelsinler. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabii aramızdaki şeyi kimseye söylemezsin diye ümit ediyorum. Bir yakın arkadaş olarak bilinmek istemem. Hayır. Ee, i̇syanın sonunu da duymuşsundur o zaman. Duydum tabii. Burada katılanlar çok uzak dahi zaten de. ama sizin e, network'tan duymuşsundur. Katılanlar dahi o e, Hobgoblin horduna karşı savaşıp sonrasında e, özgürlüklerini edindiler. Aflarını aldılar. Bir daha bu tip şeyleri karışma. Seninkisi sözü bile olmaz. Özgür bir adam. Ben ölünce Rainer'i göremem acaba. Sonunda affetti affettimi etmedi mi diye ama sen gidince bir bakarsın. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. İkimizin yolu farklı. Ben evet. gidene ne kadar, e, o da e, ceza katından çıkmış olabilir bir ufak şey var çünkü. <laughs> Dediğin gibi köy köy bunlar bir ufak yatırır adamı. Sana doğru elini uzatıyor hem kaldırmak için hem de vedalaşma tokalaşması yapmak için. Tabii, Kaldırıyor, ben de. tutuyor. İkiniz böyle demir gibi iki tane bilek tutuyorsunuz birbirinizi. Diyor ki şeref duydum bence büyük bir adamsın anlattıkların doğruysa ki yalan söylüyormuş gibi abartacak bir adama da benzemiyorsun yaralarda ortada zaten. Bunları kapıda kapıya çarpıp merdivenden düşüp yapamazsın. <laughs> Yalnız bir şey algılarını biraz açman lazım. Şimdi sana karşı senin iyi niyetini anladıktan sonra endişe duymaya başladım. Oğlum ben kurt adamım lan sarhoş maroş olmuyorum gözünde mi görmüyor? Aa, hiç fark etmedim mesela. Biz de Bizde ben o yüzden çevremde gözü gören adam tutuyorum. Ben genelde <laughs> bu şekilde hani vur denilince vuruyorum, dur denilince duruyorum. Ama bu arada herifin şeyden dur bakayım. Belli eden bir tarafı var mıydı? Yok half blood olmasından kaynaklı büyük ihtimalle. Şey var ya kuzeyli hediyeyi almış kurt adamlar çok uzun ve kastodöğe farkındaysın. Evet. Bu daha çok Biz. sizin Osten'de gördüğünüz gibi hediye hı. olarak verilmiş bir kurt adamlık değil. Kontrol edebildiği melez bir kurt adamlık. Yani buna güç verir ama kuzeyli şanlı kurt adamlar kadar da kuvvetli yapmaz. Onları hatırlıyorsun çünkü. Bir insan onların burasına geliyor. Çıplak geziyorlar. Tabii, tabii, İnanılmaz tabii, güçleri tabii. var falan. Böyle kutsanmış bir kurt adam değil. Hani büyük hı hı. kurdun çocuklarından biri değil. Ama kontrol edebildiği bir kurt adamlığı var. Ki bir paralı asker için son noktada hı. iyi bir şey. Hani burada dönüşmez de. Mesela şey şöyle düşünebilirsin. Bunun kurt adamlığındansa silahla döşmesi daha iyidir. Ama yaraya karşı, Olur hastalığa şeydi. karşı... Tamam. Şehirdeyim, buralardayım. Lazım olursa haberleşiriz. Nerede bulacağını biliyorsun. Ee, bizim hanın adı neydi? Sizin hanın adı Tahta Bacak'tı. Tahta Bacak. Ee, ben de Tahta Bacak'ta kalıyorum. İyi. Senin de aklınız aynı şekilde. Ben Ejder Boku'ndayım. <laughs> ve daha sonrasında çıkıp e, gidiyor. Hesabı da ödemiş. E, biraz kendi suçlu hissediyor Mahcupluk da görünüyordu suratında. Çünkü kuzeyli yani, biri için hile yapmak da şey. Duvar. Ama kendini şeye ikna etmiş yani importörün yollarını da biraz öğrenmiş burada takla takla. Hani bir öğreneyim ne olduğunu falan diye. Fakat evet. samimi bir şekilde görünüyor. Gidiyor. Ve Banyansın. Evet. Ve eee kamp için, kamp Corvus için Gromkarda bir gece, böylelikle iyiymiş oluyor. Evet. Yeah. Hay eğlendik haydi. değil mi? Çok özledim Bir çok da eğlendik iki. Çok Aynen. iyiymiş. Ağızlara, sağ. Evet. Sağ o zaman kaydı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hangi sırada izliyorsanız karakterlerin evet. e, bu hepsi küçük bir şeyler öğrenip önemli bir şeyler yaşadılar kendilerince. Camping'ine ben özellikle biraz yüksektim çünkü. Güzel bir kafa bence yaralı çok paylaşmak iyiymiş. falan. Çok iyiymiş, çok iyiymiş. O yüzden görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.